6 Şubat depremi. Fakat bu yıkımın altında kalan en çok gene eğitim oldu, çocuklar oldu, kadınlar oldu. Bunları da sizlerle paylaşacağız. Şimdi eğitimin bu ülkede en derin, en kalıcı, aslında felsefik olarak en çok tartışılması gereken yanı uzun yıllardan beri bir türlü vazgeçilmeyen bir sınav odaklı eğitim sistemine mecbur olmamız. Bu eğitim sistemini, ya bu sınav odaklı eğitim sistemi ülkemizde birçok çocuğun belki intihara kadar varmasına sebep olan çok olumsuz yansımaları var. Aileye böyle yansımaları var. Çocukların güncel pratik, sosyolojik, psikolojik yaşantılarına çok ciddi olumsuz yansımaları var. Ama maalesef her yıl denenen, her yıl yapılmaya çalışılan, neredeyse 3-5 yılda bir bütün olarak değiştirdik, dönüştürdük dedikleri program ve müfredatlarda da bir türlü bu sınav odaklı eğitim sisteminden vazgeçilmemiş olması hala ülkemizde, ülkemizin eğitimi açısından çok önemli, çok derinlikli sorunlar arasında. Diğer taraftan ekonomik ve bölgesel farklılıklar, çocuklarımızın, öğrencilerimizin eğitim alanında yaşanan sorunlarını çok daha fazla derinleştiriyor. Toplumsal eşitsizlikler aslında eğitim alandaki sorunların en başında geliyor. Çocuklar arasındaki eşitsizliği de derinleştiriyor bu. Çocukların eğitime erişmesi noktasındaki eşitsizlikleri de derinleştiriyor. Birçok konuda bu bölgesel farklılıklar eğitime ulaşamama meselesinin çözümünde biliyorsunuz ulaşım çok önemli. Çocukların zorunlu eğitim süreci içerisindeki her türlü ihtiyacın devlet tarafından bizzat karşılanması anlamına gelir kamusal eğitim. Onların bir öğün yemek hakkının, temiz suya erişim hakkının, okula güvenli bir şekilde ulaştırılması meselesinin, okulların güvenlikli bir hale getirilmesi ve dış etkenlerden korunması meselesinin, yurt yapılmasının, barınma meselesi vesaire birçok kalemde uzatabileceğimiz kamusal eğitimden her geçen gün vazgeçilmesinin sonucunda bugün birçok çocuğumuz eğitime erişemiyor ya da nitelikli eğitim alamıyor ya da eğitime erişemediği için okulu terk ediyor. Bunun da farkında oldukları için biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde açık lisenin ve açık ortaokulun önünü aşmaya başladı. MESEM'lere, ÇEDES'lere ve Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli adıyla sunulan Türkiye'de bugün uygulamaya çalışan bu programa karşı, bu gerici programa karşı mücadelemiz devam edecek. Bu ülkedeki farklılıkları görmezden gelerek tekçi, ırkçı, dinci bir eğitim yaklaşımıyla bir eğitim sistemi öngörülüyor. Sadece bu değil, eğitim yaklaşımıyla karşı karşıyayız. Toplumsal cinsiyet farklılıklarını gözeten bir yerden değil, sürekli aile kavramı üzerinden aslında bir cinsi yok sayan ya da o cinsi sürekli o aile kavramı içerisinde daha çok itaat eden, itaat etmesi gereken, ona tanımlanan görevleri yapmakla yükümlü olan bir algıyı toplum üzerinde oluşturmaya çalışan bir eğitim sistemiyle karşı karşıyayız. Biz bu çocuklara mutlaka bir öğün yemek ve ulaşılabilir bir temiz su hakkını sağlamak zorundayız. Devlet bunu yapmak zorunda.